Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Bugün iftar için sizlere harika bir menü hazırladım. Esnaf lokantası, gerçek mercimek çorbası, Hünkar beğendi ve çıtır sütlü Nuriye baklavası arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hazırladığım tarifim esnaf lokantasında içmiş olduğumuz o mercimek çorbası var ya arkadaşlar, işte bu tarifi sizlerle paylaşacağım. Bu zamana kadar içtiğiniz bütün mercimek çorbalarını gerçekten bir kenara koyun. Bu mercimek çorbası tam mercimek çorbası arkadaşlar. Hem de sadece bir bardak mercimekten bu çorbayı yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Bir bardak mercimeği önce kısa bir süre nişastası çıkana kadar yıkıyorum. Sonrasında tencereme alıyorum. Üzerine yaklaşık 1 litre 200 gram, yani 6 bardak su ilavesi ediyorum. Kapağını hafif yarım kapatıyorum. 20 dakikaya ocağıma ayarlıyorum ve 20 dakika kaynamaya bırakıyorum. Evet. Yaklaşık 1,5 çay kaşık da tuz ilavesi ediyorum. Çorbamı lezzetlendiriyorum. Sonrasında bakarsınız tadına, tekrardan gerekirse ilave edersiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mercimeğim haşlandı. Çok güzel. Şimdi çorbamızı bağlayacağız. Tereyağı ve un ile. Yaklaşık yarım yemek kaşık tereyağı, yarım yemek kaşık unu tavama alıyorum. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi kavuruyorum. Sonrasında haşlamış olduğum mercimekten bir iki kepçe alıyorum. Bulamaç haline getiriyorum. Elde etmiş olduğum bu bulamacı da çorbamın içerisine ekliyorum. Bu un kıvam verecek, tereyağı lezzet verecek ve inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Haşlarken içerisine eğer varsa tavuk suyu da ekleyebilirsiniz. Lezzetine lezzet katacaksınız. Benim o anda elimde olmadığı için bütün et sularımı, tavuk sularımı bitirdiğim için kullanamadım. İnşallah tekrardan stok yapacağım derin dondurucuya. Evet, el blender ile püre haline getiriyorum. Pürüzsüz kıvam alana kadar kısa bir sürede zaten püre olacaktır. Ve yarım çay kaşıkta zerdeçal ekliyorum. Zerdeçal rengine renk katacaktır. Daha hoş görünecektir. Hem de lezzetini bir tık değiştirecek arkadaşlar. Tekrardan blenderdan geçiriyorum. Tabak kalmasın diye. Bu şekilde 1-2 dakika kaynadıktan sonra çorbam hazır. Kıvamı da bu şekilde arkadaşlar, görüyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli bir çorba oldu. Tam mercimek çorbası. Evet, şimdi yağ sosunu hazırlayacağım. Yaklaşık yarım yemek kaşık tereyağını kızdırıyorum, eritiyorum. Sonrasında bir çay kaşık kırmızı toz biber ekleyip yakıyorum. Kırmızı toz biber yerine pul biber tercih edebilirsiniz. Tamamıyla size kalmıştır arkadaşlar. Servis zamanı, sunuma geçelim. Elde etmiş olduğumuz bu çorba arkadaşlar 2 kepçelik, eğer sunum yaparsanız yaklaşık 6-8 kişi arası içebilirsiniz. Yani oldukça da bereketli oluyor. Tasıma çorbamı koyuyorum ve hazırlamış olduğum yağdan da üzerine bolca koyuyorum. Biraz limon sıkıp ekmeği banıp banıp yemesi harika oluyor. Dediğim gibi tavsiye ederim arkadaşlar. Mutlaka deneyin, aradaki farkı görün. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım.
Bana vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla, huzurla kalın. Hoşça kalın. Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tarifle geldim arkadaşlar. Hünkar beğendi. Yöresel yemeklerimizden, Osmanlı mutfağından hünkar beğendi. Bu kez tarifimi sizlerle video olarak paylaşmak istedim arkadaşlar. Ben et olarak dana bonfile kullandım. Sizler dilerseniz kuzu eti de kullanabilirsiniz. Malzeme listemi info kısmına da ekleyeceğim. Açıklama kısmından malzeme listeme ulaşabilirsiniz. Evet, gerekli olan malzemelerim. Yaklaşık 400 gram dana bonfile kullandım. 1,5 baş soğan, 2 diş sarımsak, 3 tane domates, 4-5 tane toz biber, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kekik, zeytinyağı, 1 yemek kaşık domates salçası, 1 yemek kaşık tereyağı ve 1 bardak su. Evet. Şimdi et sotemizin yapılışı. Beğendi tarifini arkadaşlar sizlere daha sonrasında vereceğim, malzeme listesini karışmasın diye. Şimdi ilk etapta et sotemizin tarifini veriyorum. Yemeklik doğradığım eti, soğanı, sarımsakları önce hazırladım. Daha sonra tencereme biraz zeytinyağı ilave ettim. Soğan ve sarımsağı aldım. Hafif rengi sarıya dönene kadar kavurdum. Yaklaşık 1 dakika sonra hafif rengi sarardı. O diriliği öldükten sonra hemen yemeklik doğradığım dana bonfileleri de ilave ettim. Yüksek ateşte suyunu çekene kadar kavurdum. Kavurduktan sonra 1 yemek kaşık tereyağını ilave ettim. Tereyağında da devam kavurdum arkadaşlar. Yağımız eriyene kadar, böyle hafif renk alana kadar kavurdum. Etlerimizin rengi alana kadar. Daha sonra yeşil biber, domates, onları da bir taraftan doğradım, hazırladım. Şimdi doğramış olduğum yeşil biberleri de ilave ediyorum. Bunları da kısa bir süre kavuruyorum. Daha sonrasında 1 yemek kaşık, yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar domates salçasını ekleyip devam kavuruyorum. O kokusu çıksın, çiğ kokusu çıksın ve daha lezzetli olsun diye kavuruyorum. Evet, kavurduktan sonra domateslerimi ilave ediyorum. Baharatlarla lezzetlendireceğim. Ben baharat olarak tuz, kırmızı toz ve karabiber ve kekik kullandım. Miktarını damak tadına göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık 1 çay kaşığı kekik kullandım. Yarım çay kaşığı kadar karabiber. Tuz yaklaşık 1,5 çay kaşığı. Kırmızı toz biber de yaklaşık 1 çay kaşığı kadar kullandım. Daha sonrasında yaklaşık 1 su bardak da ılık su ilave ettim. Güzelce karıştırıp tenceremin kapağını kapattım. Ve etlerim yumuşayana kadar, suyunu özdeşip çekene kadar yaklaşık bir 25-30 dakika pişirdim. Evet, burada size sonucunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi et sotem harika pişti. Çok müthiş lezzetli bir koku yayıldı mutfağımda. Evet, bu esnada et sotem devam pişerken ben şimdi patlıcan beğendisini hazırlayacağım arkadaşlar. Ocağımın altını kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Tavama 1 yemek kaşık tereyağı ilave ediyorum. 1 yemek kaşık tepeleme un. Bunları hafif rengi dönene kadar kavuruyorum. Közlenmiş patlıcanı ben yazın bahçemde közlemiştim bunu. Konserve olarak kavanozlara doldurmuştum arkadaşlar. Şimdi çok pratik oluyor. Kışın kullanması gerçekten hemen elimin altında. Salatasını yapmak için, bu şekilde yemeklerde kullanmak için
Çok pratik oluyor. Sizler de yazın yaparsanız bu şekilde elinizin altında hazırda közlenmiş patlıcanınız oluyor arkadaşlar. Evet, bir kavanozda közlenmiş patlıcanı ilave ettim, kavrulmuş unuma. Daha sonrasında bunu da birlikte güzelce kavuruyorum, eziyorum arkadaşlar. Patlıcanlar tamamıyla ezildikten sonra gördüğünüz gibi yaklaşık yarım su bardak süt ilave ediyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Şöyle orta ateşte pişiriyorum. Orta ateşte sütümüz çekip kıvam alacak. Süt tamamıyla çektikten sonra, kıvam aldıktan sonra yaklaşık bir küçük kase rendelenmiş kaşar peynir ilave ediyorum. Kaşar peynirlerimiz eriyene kadar ocakta tutuyorum. Evet, gördüğünüz gibi beğendiğimiz de harika kıvam almaya başladı. Patlıcanlar tamamıyla eridi. Unumuz güzel bir kıvam verdi. Süt de özdeşleşti. Peynirimiz de eridikten sonra gördüğünüz gibi neredeyse muhlama gibi bu şekilde sünmeye başladı. Artık beğendiğimiz hazır. Tabii tuz ile lezzetlendireceğiz. Damak tadına göre lezzetlendirin arkadaşlar. Ben bu şekilde iftar menümü hazırlamıştım. Lokanta usulü mercimek çorbası. Bu mercimek çorbam inanılmaz yapıldı. Mutlaka sizler de deneyin derim arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Yanına tatlı olarak da sütlü Nuriye yaptım bu kez. Ve patlıcan beğendimiz. Evet, bu şekilde ben menümü tamamladım. Umarım sizler de yapınca çok beğenirsiniz. Şimdi servis için sizlere nasıl sunumu yaptım onu da göstereceğim. Evet, bütün bu tariflerime arkadaşlar diğer videolarımdan ulaşabilirsiniz. Servis tabağıma yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar beğeniden koyuyorum. Biraz ortasını açıyorum, boşluk yapıyorum, kenarlarına yaydırıyorum beğendiğimizi. Daha sonrasında güzelce pişirmiş olduğumuz et sotemizden bir kepçe döküyorum üzerine. Üzerine de ortasına maydanoz ile süsledikten sonra dilerseniz kızdırılmış yağ dökebilirsiniz. Hem daha bir görsel güzel olacaktır. Hem de lezzetine lezzet katacaksınız. Evet, ben çorbaya yağ yakmıştım. O yağdan da birazcık yemeğimde kullandım arkadaşlar. Evet, harika oldu. Gördüğünüz gibi. Biraz görüntü almak akşam ışığından kötü olduğu için net bir görüntü alamadım. Gördüğünüz gibi oldukça karanlık çıkıyor buralarda. Biraz net bir görüntü almaya çalıştım. Evet, kıvamını da burada göstereceğim size. Evet, bizler afiyetle yedik arkadaşlar. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü Nuriye baklava tarifiyle geldim arkadaşlar. Yapımı çok kolay ve gerçekten müthiş lezzetli bir baklava. Bu arada tarifimi fıstığımla birlikte vereceğiz. Yine başladı ötmeleri. Malzeme listemi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle şerbetiyle başlıyorum. 2 su bardak şeker. Yarım su bardak su. Biraz limon suyu. 1,5 bardak süt.
Yapılışı arkadaşlar, 2 bardak şekeri tencereme alıyorum. Yarım bardak suyu da ilave edip karıştırıyorum ve limon suyunu da ekliyorum. Daha sonrasında karışımı ocağa koyuyorum, kaynamaya bırakıyorum. Şeker güzelce eriyecektir ve fokur fokur kaynamaya başlayacaktır. Kaynadıktan sonra ocağımın altını kapatacağım ve 1,5 bardak sütümü ilave edeceğim. Evet, kestirmemiz yapılması bu şekilde arkadaşlar. Çoğunluğu süt ile yapılıyor. Evet, şimdi 1,5 su bardak sütümü de ilave ediyorum. Ocağımın altını kapattım. Artık kaynatmayacağım. Şimdi şerbetimiz hazır. İster buna şıra deyin, ister kestirme deyin arkadaşlar. Yani şerbetimiz hazır. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Bir kenara alıyoruz. İkinci etap, baklavamızın tereyağı arkadaşlar. Sade tereyağı elde edeceğiz. Tavaya yaklaşık 200 gram tereyağı koydum ve eritiyorum. Sürekli karıştırıyorum eridikten sonra ki içerisindeki o sanesi, kreması atılama yapmasın etrafa diye. Bu şekilde yağımı, tereyağı erittim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 1-2 dakika kızartacağım. Kızartırken o içindeki süt kremasını buharlaştırarak yok olmasını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi. Şimdi saf tereyağı kaldı arkadaşlar. İçindeki o süt kreması kaynatarak yok oldu. Yaklaşık yarım çay bardak da sıvı yağ ilave ettim. Şimdi bu karışımımı süzeceğim. Böyle bir ince süzgeç ile, çay süzgeci ile süzelim. Üzerinde kalan bu tortular baklavamızın üzerinde yanmış görüntü olmasına sebeptir. Mutlaka süzün arkadaşlar. Bu şekilde yapın. Bunu da daha sonrasında pilavda kullanabilirsiniz. Börekte kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Evet, bir paket baklavalık yufka arkadaşlar. Şimdi ben bir paket baklavalık yufkayı hepsini baklavada kullanmadım. Bu bir paketi iki farklı çeşit yaparak kullandım. Biz bir küçük aileyiz. Eğer hepsini yapmış olsaydım aşırı çok olacak ve yiyemeyeceğiz. İsraf olacak. Bu nedenden dolayı ben ortadan gördüğünüz gibi bu şekilde böldüm. Yarısını baklavada kullanacağım. Yarısını börek yapımında kullanacağım. Börek tarifimi de dilerseniz diğer videolarımdan izleyin derim. Gerçekten çok müthiş bir börek oldu. Hafta sonu kahvaltısına biz afiyetle yedik. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde baklava hamurlarımı ayırdım. Evet. Küçük bir borcam tepsi kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tepsimin altını yağlıyorum ve kat kat baklavalık yufkamı koyup yağlıyorum fırça yardımıyla. Evet, dediğim gibi biz bir küçük aile olduğumuz için, koronadan dolayı da ziyaretler yapılmadığı için bu şekilde baklavalık yufkamı ortadan ikiye kestim ve yarısını baklavada, yarısını börekte kullandım. Katları arkadaşlar toplamda bu aldığım baklavalık yufka 16 kattı. Normal sizler 40 kat yapabilirsiniz. 16 kat ve kenarına kestiğim o küçük parçaları da ekledikten sonra yaklaşık 20 kat baklava yaptım ben. Aşırı kalın olmadı. Bizim için yeterliydi. Sizler bunu 20 kat aşağıya, 20 kat yukarıya yaparak kalın bir, yüksek bir baklava elde edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, her katı bazen tek bazen ikişerli olarak yağlıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi arasına Antep fıstığı kullanacağım. Bu şekilde ben Antep fıstıklarını aldım. Türkiye'den gelirken böyle çatçıtlı poşetlere koyuyorum. Derin dondurucuya kaldırıyorum arkadaşlar. İhtiyacım olduğunda baklavalarımda kullanıyorum. Tatlılarımda. Şimdi bu Antep fıstığının yarım su bardak alıyorum ve mikserde çok ufaltmayacak şekilde, çok böyle ince toz haline gelmeyecek şekilde iri biraz tanelerini bırakmak istiyorum. O şekilde çekeceğim. Benim robotumda yaklaşık 8-9 saniyede
6 ıhı seviyesinde istediğim kıvamı elde ettim. Evet, mikser kabıma bu şekilde Antep fıstıklarımı aldım. Ve şimdi ufaltacağım. Siz Antep fıstığı yerine ceviz kullanabilirsiniz, fındık kullanabilirsiniz. İsteğe göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ama Antep fıstıklı gerçekten müthişti. Sütlü Nuriye. Harikaydı gerçekten. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde çok toz olmadan hafif içerisinde iri parçalar kaldı. Evet, baklavalık yufkalarımın yarısını bu şekilde tepsime taban kadına yağladıktan sonra ara katına çekmiş olduğum Antep fıstığını her yerine gelecek şekilde yayacağım. Evet, kenarında artan o parçaları da bu şekilde orta katına değerlendiriyorum arkadaşlar. Evet, şimdi çekmiş olduğum Antep fıstığını her yerine gelecek şekilde dağıtıyorum. Dediğim gibi sizler ceviz ya da fındık kullanabilirsiniz. Biraz da toz fıstık serpiyorum. Bunu da daha ince bir şekilde çekmiştim. Önceden hazırlamıştım. Soğuk baklava ve sütlü Nuriye aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Ben de bu kez tekrardan yapıp sütlü Nuriye tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Videomun sonunda iç harcını ceviz olarak kullandım. Dediğim gibi ister ceviz kullanabilirsiniz, isterseniz fıstık kullanabilirsiniz. İkisi de müthiş lezzetli oluyor. Evet, orta katına harcımı koyduktan sonra tekrardan geri kalan baklavalık yufkalarımı koyup yağlıyorum. Bu şekilde baklavalık yufkalarımı bitiriyorum. En son da aynı şekilde koyup yağlıyorum. Güzelce her yerine gelecek şekilde. Evet, baklavamızın dilimlerini çok küçük kareler halinde kesmeyeceğiz. Normal baklava dilimi gibi olmayacak. Birazcık daha irice kare halinde olacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde önce kalın şeritler kesiyorum. Daha sonrasında çevirip yandan da kesip karelerimi elde ediyorum. Çok aşırı da büyük olmasın börek dilimleri gibi. Çok küçük de olmasın. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, şimdi fırına önceden bir 5 dakika ısınmış 170 derece fırına koyuyorum. Dilerseniz alt üst yapabilirsiniz. Dilerseniz fanlı fırın ayarında yapabilirsiniz. 30 dakika 170 derecede ilk etapta pişirdi. Daha sonra bir 20 dakika derecesini artırdım arkadaşlar, 180. En son 5 dakika kala da 190 dereceyi artırarak baklavamı güzelce kızarttım. Evet, baklavalarım pişerken bu esnada ben geri kalan baklavalık yufkamdan çok güzel bir peynirli börek yaptım. O böreği de fırına koydum, baklavamla birlikte pişirdim arkadaşlar. Evet, yarım saat bittikten sonra gördüğünüz gibi derecesini artırdım. Bu şekilde bir 20 dakika daha pişti. Çok güzel bir renk aldı. Altın sarısı gibi. Gördüğünüz gibi böreğim de çok güzel oldu. Evet, 180 derecede bir 20 dakika daha pişirdim. Bir 5 dakikada 190 derecede en son rengini alması için derecesini artırdım ve fırından çıkardım. Baklavanın ilk sıcaklığı çıktıktan sonra ılımış olan şerbeti hemen üzerine döktüm. Şerbet soğuk değildi arkadaşlar. Bu kez ben ılık olarak baklavamda şerbetini kullandım. Evet, baklavamız şerbetiyle buluştu. Sesi de duyduğunuz üzere arkadaşlar. Şimdi birkaç saat şerbetimizin çekmesi için bekleyelim. Çekince daha bir lezzetli olacak.
Evet, ben bu şekilde menümü hazırlamıştım. Lokanta usulü mercimek çorbası, patlıcan beğendi yapmıştım. Bu tariflerimi de diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim. Evet, gördüğünüz gibi sütlü Nuriye baklavam hazır. Bu kez ceviz kullanmıştım. Dediğim gibi iç harcına. Sizler istediğiniz harcı kullanabilirsiniz. Fındık, ceviz, fıstık hepsi mükemmel lezzetli oluyor. Evet, üstü çıtır çıtır ve içi yumuşacık. Gerçekten çok lezzetli, hafif bir tatlı oluyor. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.